Sevgili arkadaşlar, matematik kum saatine hoş geldiniz. Bir önceki konumuz ardışık sayılar toplamıydı. Bugün asal sayılarla karşınızdayız. Bir konu anlatımı yapıp akabinde soru çözümüne geçeceğiz. Her zamanki gibi matematik kum saatini takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Asal sayılar. Hatırlayacağınız gibi birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni veya çarpanı, değil mi? Olmayan birden büyük kime? Doğal sayılara asal sayı denir. Bakın arkadaşlar, doğal sayılar diyorum. Dolayısıyla asal sayıları işlerken asla ve asla eksi 2, eksi 3, eksi 5 gibi sayıları hiçbir şekilde konuşmayacağız. Bunlardan kesinlikle bir asallık bahsedilemez diyoruz. En küçük asal sayımız 2. Bunun dışındaki asal sayılar 3, 5, 7, 11, 13. Birkaç tane birlikte söyleyelim, ağız alışkanlığı olsun, alışalım. 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Arkadaşlar, bu sayıların özelliği, örneğin 2. Ben 2, 2 çarpı 1 deyip bundan başka hiçbir çarpan şeklinde yazamıyorum. Bakın aynı şeyi burada kimin için? Örneğin 19 için. 19 sayısını siz hangi sayılar için kullanırsınız? 1 çarpı 19 dersiniz. Öyle değil mi canım? Mesela ve diğerleri demişiz. Örneğin 41 sayısı. 41 sayısı hangi iki sayının çarpımıdır? 41 sayısı 1 çarpı 41 hocam. Cevapları geldi, çok güzel. Evet, bakın 41'i başka hiçbir sayının çarpımı şeklinde yazamadığımdan ne oluyor? 41 sayısı bir asal sayı oluyor. 2'ye dönüyoruz. 2 arkadaşlar en küçük, buraya yazalım, en küçük asal sayı olup ve asallar içerisinde çift olan tek asal sayı 2'dir arkadaşlar. 2'den başka hiçbir çift sayı asal değil diyoruz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Diğerleri tek sayılar. Değil mi arkadaşlar? Tek sayılar ne oluyor? Tabi bütün tek sayılar değil. Örneğin 15 için. 15'i ben 1 çarpı 15 yazabilirim. Tamam hocam, 1 çarpı 15 aralarında asal oldu. Veya asallık diyoruz. Hayır. 15'i ben cem başka türlü nasıl yazarım? 3 çarpı 5 de bunun bir çarpanıdır. O zaman 15 hiçbir şekilde asal sayı değil. Herhalde mantığı anlaşıldı. Mesela 10 sayısını alalım. Ne dedik? 2'den başka hiçbir tane çift sayı asal değil. Ahmet hocam ama 1 çarpı 10 dersiniz. Ben de diyorum ki sen bu sayıyı 2 çarpı 5 de yazabilirsin. Dolayısıyla 10 sayısı asal bir sayı değil deyip soru çözümüne başlayabiliriz arkadaşlar. Birinci sorumuz asal sayılardan. Klasik bir soru. Her zaman karşılaştığımız soru stillerinden bir tanesi. A ve B pozitif tam sayılar demiş. Evet, neydi pozitif tam sayılar, hatırlıyor muyuz? Evet, cevaplar gelsin. Çok güzel. 1, 2, 3 değil mi? Böyle sayma sayılardı bir diğer ismi. Bunları biz pozitif tam sayılar diyoruz. Var mı sıkıntıcı? Devam ediyoruz. A kare eksi B kare eşittir 61. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Arkadaşlar, matematiğe başlayan arkadaşlar için kesinlikle ama kesinlikle bilinmesi gereken bazı ana formüller vardı. Onlardan bir tanesi A kare eksi B kare, hatırlayın, bir önceki konularımızda, soru stillerimizde de vardı. İki sayının toplamı verilen iki sayının farklarının çarpımı şeklinde yazılıyordu. Öyle değil mi? Örneğin yani ben buraya 101'in karesi eksi 99'un karesi desem, siz kalkıp bana buradan 101'in karesini alıp 99'un karesini alıp akşama kadar yolumuz var. O zaman ne diyorduk? 101 artı 99 çarpı 101 eksi 99 ne oluyordu? Şurası dikkat edin. 200. 101'den 99 çıkarsa 2. Cevabımız kaç oldu? 400. Bu a kare eksi b kare ne olsun? Bir tane örnek olsun. Şimdi sorumuza dönüyoruz. Sorumuz diyor ki a kare eksi b kare eşittir 61 ise a kaçtır? Yazalım buraya arkadaşlar. A kare eksi b kare eşittir kime? 61'e. Bakın dikkat edin. Ben eğer a kare eksi b kareyi a artı b çarpı a eksi b şeklinde yazarsam, demek ki burada iki tane sayı var. A artı b bir sayıyı temsil ediyor. A eksi b de bir sayıyı. Nasıl öğretmenim ya? 61'i de siz 61 çarpı 1 şeklinde yazıyorsunuz. Öyle değil mi? O zaman buradan a artı b kaç olur?
Toplama büyük, değil mi? Çıkarmadan. Toplamayı büyük sayıya 61'e, çıkarmayı da kaça eşitliyorum? 1'e eşitliyorum. Aa, nasıl hocam? E, iki tane sayının çarpımı var. E, 61'de iki tane sayının çarpımı. O zaman A artı B 61. A eksi B de 1 olursa çarpımları gerçekten 61 verir. O zaman şuraya yazıyoruz. A artı B eşittir 61. A eksi B eşittir kaça? 1'e. Klasik denklem çözme. Taraf tarafa bir toplarsak dring dring. 2A eşittir 62. Evet arkadaşlar. Her tarafı kaça bölelim? 2'ye bölelim. O zaman her tarafı 2'ye böldük. Bir dring dring de buradan. A eşittir kaç? 31 sorumuzun cevabı oluyor. Zaten kimi sormuştu bizi? A sayısını sormuştu. Herhalde bir sıkıntı yok. Çok güzel oldu. Bakın bir daha. A ve pozitif tam sayılar olmak üzere dedik, değil mi? A kare eksi B kareyi 61 vermişti. A'yı sormuştu. Ben de buradan A kare eksi B kareyi 61 aldım. A artı B çarpı A eksi B 61 çarpı 1. Toplamayı büyük sayıya, çıkarmayı küçük sayıya eşitledim. Tarafa tarafa bir topladım. Sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Böylelikle bir sonraki sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. İkinci sorumuz A ve B neydi bu, hatırlıyor musunuz? Can cevap ver. Hadi canım. Can festivalden gelmiş, biraz yorgun görünüyor ama. Evet, Z üzeri artı. Z üzeri artı neydi? Sayma sayılar nereden başlıyor? Birden. Ya hocam başımızın etini yediniz artık. Z üzeri artı ne üzeri artı? Vallahi arkadaşlar ben başınızın etini yiyeceğim, yoksa ÖSYM başımızın etini yiyecek. Bu tanım kümeleri bilmezseniz soruları kaçırırsınız, haberiniz olsun. Diyor ki A virgül B eleman Z artı ve P bir asal sayı olmak üzere. A kare eksi B kare P ise A'nın P türünden. Ya az önceki soruyu burada 61 vardı değil mi? E ben onu 61 çarpı 1 demiştim. O zaman hocam yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? A kare eksi B kare yine A artı B çarpı A eksi B alalım. Almak zorundasınız. Başka kurtuluşunuz yok sizin. O zaman ne diyorsunuz? A kare eksi B kare eşittir P mi? Şunu yerine yazalım. A artı B çarpı A eksi B eşittir. Sol tarafı tamam. Arkadaşlar burada can alıcı nokta. P nasıl bir sayı? P asal sayı. Ya en küçük asal sayı kaçtı? 2. Evet Cem, teşekkürler. En küçük asal sayımız 2 ise. Öyle değil mi? O zaman P sayısı madem bir asal sayı, P sayısı kendisi ve 1'in çarpımı olur. Öyle değil mi? Başka çarpım yazamaz mı? Yazamayız ki. O zaman P sayısını P çarpı 1 yazdık. Neden öğretmenim? Çünkü P1 asal sayı. Asal sayının tanımı neydi? 1. Evet. Kendisinden başka. Çok güzel, hiçbir çarpı olmayan sayılar. Peki Cem, soruyorum. P mi büyük? 1 mi büyük? Teşekkür ederim. P öğretmenim diyor bir asal sayı. En küçük asal sayı da 2 olduğu için dolayısıyla kimden büyük oluyor? 1'den. O zaman toplama daha büyüktü bir önceki sorudan. Toplamaya P diyoruz. Çıkarmaya da ne diyoruz? 1. 61'i hatırlayın. Burası 61'di. 61 çarpı 1 demiştim. Demek ki harfli sorularda mantık aynı. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle aşağıya yazıyoruz. A artı B eşittir P'ye. A eksi B kime eşit? 1'e. Bunları alt alta toplarsak sevgili arkadaşlar. Yine drink drinklerimiz var. Evet. B'ler gitti. A. A daha 2A eşitliğin sol tarafı. P 1 eklersem P artı 1. Her tarafı kaça bölüyorum? Evet, cevaplar geliyor. Çok güzel. 2'ye bölüyorum. Buradan hop hop drink drink yine oldu. A sayımızı ne bulduk? P artı 1 bölü 2 değil mi? Bir de arkadaşlar A artı B'yi P yazdım. A eksi B'yi 1 yazdım. 2A eşittir P artı 1. Her tarafı 2'ye böldüm. Cevabımız A'nın P cinsinden eşiti. A eşittir P artı 1 bölü 2 ile sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Ve böylelikle bir sonraki üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hop, sorumuz geldi. Üçüncü sorumuz diyor ki A, B, C pozitif sayma sayılar. Bir daha mı? Birden başlıyor değil mi? 1, 2, 3. Tamam. Olduğuna göre ve A sayısını vermiş. B eksi 1 çarpı C artı 3 veriliyor. A bir asal sayı ise B artı C'nin A türünden eşiti nedir? Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir soru gerçekten ve hatırlarsanız çıkmış sınav sorularından bir tanesi bu. Belki bir iki şey değişmiş olabilir ama aynı soru bu.
A eşittir B eksi 1 çarpı C artı 3. Soruyoruz. Bu bir asal sayı ise A sayısı hangi iki sayının çarpımı olur? A asal değil mi? Asal. Asalların özelliği neydi? 1 ve kendisinden başka, teşekkür ederim. 1 çarpı A. O zaman A sayısını, evet bakın arkadaşlar, B eksi 1'e 1, C artı 3'e de ben ne diyorum? A diyebilirim. Zaten diyor ki B artı C'nin A türünden değeri nedir? Bulduğum ifadeyi aşağı yazayım arkadaşlar. Birlikte yazalım orayı. B eksi 1'e biz ne dedik? 1. C artı 3'e ne dedik biz? A. Bu iki eşitliği alt alta toplarsam Cem. Ne olur? Topluyoruz. B artı C. Eksi 1 artı 3'ü götürdü. Artı 2 kime eşit? 1 artı A'ya. Arkadaşlar neyi sormuştu bize? B artı C ne türünden değeri? Hop seni yalnız bırakmam lazım. Sen buraya gel. B artı C eşittir. Öbür tarafa gitsin. A artı 1 eksi 2'den. Ve sevgili arkadaşlar bakın. Sorumuzun cevabı B artı C, ben ne buldum? A doing doing eksi 1 sorumuzun cevabı olmuş oluyor. Evet, soru çok güzel bir soruydu. Çıkmış bir sınav sorusu bu. A sayısı B eksi 1 çarpı C artı 3 şeklinde yazılmış. O zaman ne dedik? Madem öyle, beni A'yı asal sayı alacaksam eğer 1 çarpı A'dan başka hiçbir şey yazamam. Sihirlerler. O zaman B A eşittir B eksi 1 C artı 3'te birincisine bir, ikincisine A dedik. Öğretmenim niye buna A demediniz? Hiçbir şey fark etmez. Sonuçta taraf tarafa toplayacağım için aynı şeyi bulacaktık. Birincisine bir, ikincisine A dedim. Alt alta bir topladım. B artı C'yi yalnız bıraktım. Ve bir sonraki sorudayız. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. A, B, C asal sayılar olmak üzere bir şey verilmiş. Bir A çarpı B eksi A çarpı C eşittir 17 ise A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruluyor. Peki arkadaşlar şöyle yazalım. A çarpı B eksi A çarpı C kaça eşit? 17. Bakın tanımı görüyor musunuz? Şu kısmı görüyor musunuz? A, B, C nasıl sayılar? Asal sayılar. O zaman A da B de C de kendileri ve birden başka çarpımları yok. Yani A eşit A çarpı 1. B eşit B çarpı 1, C eşit C çarpı 1. Benim buna dikkat etmem lazım. Peki şurada ortak parantezi görüyor musunuz? 10 numara A parantezini aldım. B eksi C kaça eşit? 17'ye eşit. Peki arkadaşlar şuradan bir asal sayı ise, arkadaşlar A bir asal sayı ise nasıl yazılır? A eşittir A çarpı 1 yazılır. Başka türlü yazamayız ki. Değil mi? O zaman arkadaşlar 17'yi ben nasıl yazarım? Evet, cevaplar çok güzel geliyor. 17 çarpı 1 yazarım. O zaman ne olur? A sayısına 17 derim. Öğretmenim A'ya niye 1 demediniz? Aşk olsun. A eşittir 1 olursa hop asal olmaz. Evet, onun için A'ya kaç dedim? 17. O zaman B eksi 3'e kaç diyoruz? B eksi 3 şöyle diyelim. A eşittir 17. B eksi 3'e de kaç dedik biz? 1 dedik. Arkadaşlar B eksi C'ye 1 dedik. Bakın B eksi C 1 ise bunu unutmayın. Karşınıza çok fazla çıkacak. Asal sayılarda farkı 1 olan 2 tane sayı var. Bunun dışında hiçbir tane sayı yok. Evet Cem. Çok teşekkürler. Festival sana baya baya bir aramış. 3 eksi 2 diyor Cem. Buradan arkadaşlar A'yı kaç bulduk? 17 bulduk. B'yi kaç bulduk? 3 bulduk. C'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Böylelikle arkadaşlar sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Ne istiyordu bizden? A artı B artı C toplamını istiyordu. 17 artı 3 artı 2'den. Cem parmaklarımı kullanıyorsun. 22 sorumuzun doğru cevabı diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 5. sorumuz. 2016 YGS sorusu. Yine arkadaşlar çok güzel. Gerçekten soru stilleri içerisinde sorulmuş. En güzel sorulardan bir tanesi bu. P bir asal sayı ve N eleman M. Aa hocam yine başladınız. Evet başlayacağım. Sonuna kadar da böyle gidecek. Doğal sayılar kümesi. Yani sayı kümelerinin tanımlarını çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Sıfırdan başlıyor.
Ve diyor ki P çarpı N 3 üzeri P ise buna göre P artı N toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şu ifadede ben N'i yalnız bırakmak istersem itiraz eder misiniz? P çarpı N kime eşit? 3 üzeri P'ye. Neden öğretmenim? P bir asal sayı. O zaman P'yi yalnız bırakalım. P eşittir. Şu N'i karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. Yani her tarafı kime bölüyorum? N'e bölüyorum. Mantığım o. Her tarafı N'e böldüm. Oldu mu? Şuradan veya P'ye bölelim. P daha kolay olur arkadaşlar. Her tarafı kime böldüm? P'ye böldüm. Buradan kimi buluyorum? Drink. N eşittir 3 üzeri P bölü P'yi elde etmiş oldum. Peki arkadaşlar. Şuradan diyor ki N eleman ne? Yani ne bir doğal sayı ise. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu ifadenin yani benim bulduğum şu kısmın ne olması lazım? Tam bölünmesi lazım. Tam bölünmeli. Bu bir. Tam bölünmeli. İkincisi P nasıl bir sayı? Asal sayı cevabınızı duyuyorum. Harikasınız. O zaman buraya yazalım. P asal sayı. Bu da ikincisi. Ha, şimdi soruyorum. 3 üzeri P. Yani 3'ün bir katı olacak. Burası tam bölünecek. P asal sayı olacak. Kim olur Cem? Hop 3'ün ta kendisi olur. Eğer burası 3 ve 3'ün katları olursa bu ifade tam bölünür. Bir örnek vereyim arkadaşlar. Bakın. N eşittir. 3 üzeri P 3 alalım. Aldık zaten yerine yazdık. 3 üzeri 3 bölü 3. Buradan 27. Şöyle uzun uzun yazayım ben. 3 çarpı. 3 tane 3'ün yanına çarpımı bölü 3. Drink. Buradan ne olur arkadaşlar? N eşittir. 3 kere 3. 9 gelir. Ya hocam iyi güzel de siz buraya 9 yazamaz mısınız? Yani illa 3 ve 3'ün katı. E tabii ki yazabilirsiniz ama o zaman ne bozulur? Asallık bozulur. Demek ki P sadece ve sadece 3 oluyor. P yerine 3 yazdım. İkisinde de 3 yazdım. Hop, N'i 9 buldum. Ne istiyordu? P artı N kaçtır diye soruyor. O zaman P artı N kaç olur? 3 artı 9'dan cevabımız 12 olur. 2006 YGS sorusunu gözlerinden öptük ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 6. sorumuz. 2015 YGS sorusu arkadaşlar. Çok güzel yine sormuş soru tarzından bir tanesi. N eleman Z olmak üzere Z neydi? Evet, eksi sonsuzdan geliyor. Geliyor. Eksi 1, başka 0, 1. Değil mi arkadaşlar? Sonsuza kadar olan bütün sayılar. 120 bölü N ifadesi bir asal sayıya eşitse N alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın 120 bölü N ifadesi şöyle yazayım ben de. Neymiş? Bir asal sayıymış. N sayısı kim olur? Cem. Tam sayılar değil mi? Valla eksi 1 de olur, eksi 2 de olur, eksi 3 de olur. Devam ediyoruz. Hani asal olmasın cevabı onu kastediyorum. 1 olur, 2 olur, 120 olur, eksi 120 olur. Ama şart koşuyorum. Bakın N eşittir negatif olmayacak. Negatif olmayacak. Neden öğretmenim? Tam sayılarda negatif sayılar yok mu? Eğer siz N yerine negatif bir sayı yazarsanız örneğin 120 bölü kaç diyelim örnek olarak? N'i eksi 60 alalım. Cevabımız ne çıkar? Eksi 2 asal sayı değil. Asal değil. Asal sayılar neydi? Evet 1 ve 1'den başka değil mi? Kendisinden başka çarpan olmayan sayılar. Bir tanım daha var diyeceğim. Doğal sayılar. Değil mi? Yani birden büyük doğal sayılara biz ne diyoruz? Bir ve kendisinden başka çarpanı yoksa evet asal sayı diyoruz. O zaman şuraya dönelim arkadaşlar. Bakın ben 120 bölü N'i kaça eşitleyebilirim? Evet 2'ye eşitleyebilirim. Bu cevap bir asal sayı değil mi? Peki başka kaça eşitleyebilirim? Hadi bu bir ikincisini söyleyin. Evet 120 bölü N kaça eşit olur? Asal sayılar. Çok güzel parmaklar geldi oradan. 3 diye oymak beyimiz gibi. Evet. Peki bir sonraki kaç olabilir? Evet Cem. Devam ediyoruz. 5 değil mi? 120 bölü N kaça eşit olur? 5'e. Arkadaşlar hakikaten N'e değerlerinizi verin. Siz bunların dışında hiçbir tane asal sayı asla bulamazsınız. O zaman 120'yi kaça bölersem 2 yapar.
60'a. Bu bir. 120'yi kaça bölersem 3 yapar? 40'a. Hocam ama bunlar asal değil. Ya bunlara asal demiyor. Bu sorunun cevabına asal diyor. Cevabına. O zaman en kaç olur? 60 olur. 120 bölü 62 asaldır. Hop. En 40. 120 bölü 40 eşittir 3. Asal mıdır? Hop. 120 kaça bölersen 5 yapar? 24 edince. O zaman buradan yerine yazalım. En eşittir kaç? 24. 120 bölü 24, 5 asaldır. Bundan sonraki sayıları siz yerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil ama asallık olmaz. Neyi soruyordu bize? N'in alabileceği değerler toplamı. 60 artı 40 artı 24. Hop, 124 sorumuzun cevabı olur diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, 7. sorudayız. Asal sayılar soru çözümünün. Devam arkadaşlar. 7. sorumuz A, B, C asal sayılar. Oho. A, B, A, C eşittir 4 A kare artı 8 olduğuna göre A çarpı B çarpı C kaçtır? Arkadaşlar bir şeye dikkat edin. Bizim bir sonraki konumuz yani bundan sonraki konulardan 2 basamaklı 3 basamaklı sayıların çözülmesi var. A, B ve A, C 2 basamaklı sayı dememiş. A, B ve A, C 2 basamaklı sayı demediği için siz AB'yi A çarpı B, AC'yi de A çarpı C almak zorundasınız. Öğretmenim ne var? Ama AB biz 10A artı B diyorduk. Eğer AB 2 basamaklı deseydi sorunun girişinde o zaman siz buna 10A artı B diyebilirdiniz. Anlaştık mı? 10 numara devam ediyoruz. Arkadaşlar bunları yerine yavaş yavaş yazalım. Sorumuzu bir daha canlandıralım şöyle. O zaman ben bunu nasıl yazıyorum? A çarpı B artı A çarpı C kime eşit? 4 A kare artı 8. Neye dikkat ediyoruz? A, B, C asal sayılar. Yani bu sayılar bir tek çarpanı, bir ve kenarı olacak. Başka sayılar olmayacak. O zaman şurayı A parantezine alabilir miyim? Değil mi? İki gözünü çıkarırız. Bakın A parantezine aldık. Burada ne kaldı? B artı C. Dağıtın arkadaşlar. A çarpı B artı C. Karşı taraf ne oldu? 4A kare artı 8. Ben her tarafı arkadaşlar soru çok güzel bir soru. Her tarafı A'ya bölmek istiyorum. Bakın A'ya böldüm. Evet buradan drink drink. Değil mi sen? Var mı sıkıntı? Peki devam ediyoruz. O zaman burada ne kaldı? B artı C kime eşit? Şu ifadeyi arkadaşlar ayıramaz mıyım? 4A kare bölü A artı 8 bölü A olmuş oldu. E peki şuradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsam bir drink de buradan var. 4 çarpı A artı 8 bölü A kime eşit? B artı C'ye. Arkadaşlar buraya kadar herhalde sormak istediğiniz veya kaçırdığımız bir yer varsa bir daha gözden gezdirelim buraya bakalım. AB'yi biz A çarpı B aldık. AC'yi ne aldık? Çok güzel. A çarpı C aldık. Getirdik yerini yazdık buradan. A parantezini aldık. Ne oldu burası? A çarpı B artı C. 4 A kare artı 8. Her tarafı A'ya böldük. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar şunu soruyorum. Cem 8'e tam bölünen asal sayı kim alır? 2'nin kendisi olur. O zaman buraya ne yazıyoruz? B artı C eşit A gördüm. Yeri 2 yazıyorum. 4 çarpı 2 artı 8 bölü 2'den 4 kere 2 8. Doğru mu? 8 bölü 2'den 4. Bu da kaç oldu? 12 olmuş oldu. Peki arkadaşlar neyi bulduk biz? B artı C eşittir 12. Hangi asal sayıların toplamı 12'dir? Öğretmenim 1 ve 11. Bir asal değil ki. E tamam 2'ye 10. 10 asal değil. Evet 5 ve 7. Bakın B 5 C de kaç olur? 7. O zaman B'ye 5 diyorum. C'ye de kaç diyorum? 7 diyorum. Ne istemişti bizden? A çarpı B çarpı C. O zaman A çarpı B çarpı C arkadaşlar. A kaçtı? 2. B kaçtı? 5. Çarpı C kaçtı? 7'den cevabımız kaç olur? 70 sorumuzun cevabı olur. 2015 LYS sorusuydu arkadaşlar. Herhalde çok güzel bir konu anlatım tarzı oldu diyebilirim. Bakın verilen ifadeleri yerine yazdık. İşte bu da can alıcı nokta. A eşittir 2. Aldım ve sorumuzun cevabını bulmuş oldum. Ve tüm hızımızla devam ediyoruz. 8. sorudayız. 8. sorumuz yine bir asal sayı sorusu arkadaşlar.
P, Q, R birer asal sayı. V 2 küçüktür. P küçüktür. Q küçüktür. R küçüktür 15 veriliyor. Buna göre P, Q, R çarpımı kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar bu sorunun inanın çok çok uzun bir yolu var. Ben size hafif küçük bir kombinasyon kullanarak vereceğim. Şimdi bakın buradan hani P, Q, R sayıları için 2 ile 15 arasına hani bir küme alalım. Hangi asal sayılar sıkıştırılabilir? 3 devam. 5 Cem seni bekliyorum. 7 11 ve 13. Doğru mudur? Bitti. Bakın kaç tane? 5 tane eleştirebildim. Arkadaşlar müthiş pratik demişiz. Bu tarz sorular için istediğiniz soru kalıbında deneyebilirsiniz. Bulduğunuz kümenin eleman sayısının kaçlı? Üçlü kombinasyonu kadar. Kaç tane harf var? O zaman 3 harf varsa P, Q, R eşittir 3 harf oluyor. Bu araya sıkıştırmış. O zaman kombinasyon 5'in üçlüsü diyorsunuz arkadaşlar. Bu da ileri düzey bir soruydu. 5'in üçlü kombinasyonu 10 diyerek sorumuzu noktalıyoruz. Pratik olarak bu soruyu çözmüş olduk. Uzun çözümünü merak ediyorsanız arkadaşlar, yani ben buraya uzun çözümünü sizler için bir defalık. Buraya uzun çözüm diyelim. Evet, uzun uzun çözmeyeceğim. Sadece nasıl olduğunu göstereyim arkadaşlar. Zaten ben anlatırken siz kaçmış olacaksınız bu sorudan, ikinci yoldan. Bakın 3 küçüktür, 5 küçüktür, 7 yazılabilir. 3 küçüktür, 5 küçüktür kaç? 11 yazılabilir. Öğretmenim siz ne yapıyorsunuz? Evet, P, Q, R şartını sağlayan asal sayıları yazıyorum. Başka ne yazılabilir? 3, 5, 13 yazılabilir. Oo hocam evlere şenlik. Valla evlere mi şenlik? Başka yere bilmem ama 7 küçüktür, 11 küçüktür, 13'ten değil mi arkadaşlar? Böyle saydığınız zaman 10 tane de buradan bulmuş oluyorsunuz ki bizim kullandığımız bir daha kaç tane asal sayı sıkıştırılabilir? 5 tane görüyor musunuz? Bakın buraya 5 tane harf sıkıştırabildim. Yani harf diyorum, özür dilerim. Asal sayı sıkıştırabildim. 3, 5, 7, 11, 13. Nereye öğretmenim? 2 ile 15 arasına. Kaç harf kullanılmış? 3. 5'in 3'lü kombinasyonu deyip onunla cevabınızı buluyorsunuz. Arkadaşlar kombinasyon konusunu şöyle bir hatırlatayım isterseniz. 5'in 3'lü kombinasyonu nasıl bulunuyordu? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı, değil mi Cem? 3 faktöriyel. Uzun uzun anlatacak olursak burayı. 120. 5 eksi 3 2 faktöriyel. 2 çarpı 1. 3 faktöriyel de kaç yapıyordu? 3 çarpı 2 çarpı 1. Şuradan sonucu kaç buluyoruz? Yükselleşmeyi yapımızda 10 buluyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki dersimiz aralarında asal sayılarla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.